Yaz ve kış mevsimlerinin doğa zengini Kartepe'nin vatandaşlara hizmet verilebilmesi kapsamında teleferik projesi inşaatının tamamlanacağı günü protokol üyelerinin beraberinde doğa sever vatandaşlar da merakla bekliyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman TV41'e yaptığı özel açıklamasında böylesine önemli teleferik projesinin bölgeye kazandırılmasında desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum dedi. Kartepe geliyor. Kartepe geliyor. Hemen beraberinde de teleferik geliyor. Nasıl? Ya teleferik çalışması çok hızlı devam ediyor. Hatta çok kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Başkanımızla birlikte bir saha... Aynen, gerçekten çok şanslıyız. Çünkü teleferik projesi gerçekten Kartepe'nin kaderini ve geleceğini şekillendirecek ve yeniden yapılandıracak bir projedir. Başkanımızla birlikte saha incelemesine gittik. Müteahhit arkadaşlar sunum yaptılar. Çalışmalar çok hızlı devam ediyor. Hatta en son yapmış olduğumuz ziyarette oradaki otopark sürecinin çözümüyle alakalı yine Tahir Başkanımızın talimatıyla yeni bir çalışma da başlatıldı. Gerçekten çok önemli. Kartepe'nin turizm potansiyelini bir üst seviyeye çıkaracak olan bir proje aslında teleferik projesi. Tabii teleferiğe sadece teleferik olarak bakmamak lazım. Teleferik aslında Kuzu Yayla projesinin bir ayağı. Tabii bir parçası. Kuzu Yayla projesi halkımızın Kartepe Dağı'yla tamamen uyumlu bir şekilde entegre olacağı, zaman geçireceği, daha iyi yararlanacağı, kayak yapabileceği kısmen de olsa ki ilk görüşmelerimiz bu yöndeydi. Buna dair şekillendirmeler belki devam edecektir ama yemek yiyebileceği, konaklayabileceği ve kamuya ait bir tesisten yararlanabileceği bir yer olması hasebiyle Kartepe'nin gerçekten ufkunu açacak olan bir çalışmadır diye düşünüyorum. Başkan Kocaman, teleferik inşaatının hızla ilerlediğini ve Ağustos ayında tamamlanmasının beklendiğini söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti. Teleferik projesinin 2023 yılının Ağustos'unda tabii çok hızlı devam ediyor. Biteceğini hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam ama tabii çalışmayla ilgili detaylı bilgi Büyükşehir Belediye'mizde var. Doğa şartları nasıl olacak bilemiyorum ama çok hızlı bir şekilde yapılmaya çalışıldı. Bu yıl 2023 ona çok emin değilim Ahmet abi. Onu gene Büyükşehir Belediyesi'ne teyit etmekte fayda var. Tahir Başkan'ın peşini bırakmaz. Evet, bırakmamak. Evet, bırakmamak lazım. Kuzu Yayla'da durumda.